Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar İnkılap Tarihi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu sorularıyla yeniden karşınızdayım. 1. sorumuzda hemen başlayalım arkadaşlar. Düzenli ordu kurulduktan sonra ilk zafer hangi savaş sonrasında gelmiştir? Yani düzenli orduyla birlikte ilk başarı, ilk zafer 1. İnönü Savaşı ile gelmiştir arkadaşlar. Evet, İsmet İnönü Batı Cephesi Komutanlığı'na atandıktan sonra düzenli ordudan 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşları ismini almış. Dolayısıyla ilk başarı da 1. İnönü Savaşı ile gelmiş diyoruz. 2. soruya geçerken. Lozan görüşmeleri sırasında Türkiye'yi kim temsil etmiştir ifadesi? Tabii ki o zamanın Dışişleri Bakanı İsmet İnönü'dür arkadaşlar. Dışişleri Bakanı İsmet İnönü. Temsil etmiştir diyelim. Evet, 3. sorumuza geçiyoruz. Evet, cevaplarımız gayet kısa, net bilgi olduğu için hemen geçiyoruz arkadaşlar diğer soruya. 1. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde Osmanlı Devleti'nin yönetiminde hangi parti bulunuyordu ifadesi? O zamanın Terakki Partisi'ydi arkadaşlar yönetici. Dolayısıyla Terakki Partisi bulunuyordu diyelim. Evet, bu şekilde yine kısa cevabımızı verelim. Geçiyorum 4. soruya. Dış politikada Musul sorununun Türkiye aleyhine çözümlenmesine sebep olan olay nedir? Önceliğimizde lehimizeydi ama daha sonra aleyhimize döndü bu durum. Arkadaşlar o da Türkiye'deki Şeyh Said İhsani'ydi arkadaşlar. Şeyh Said İsyanıydı. Maalesef bu olayı körükleyen, Musul sorununu Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmasına sebep olan bu adi davranış diyelim. Şeyh Said mezarda kemikleri cızır cızır yanar inşallah. Türkiye o haldeyken yine de yani isyanı düşünmüş bu insanlar. Yani maalesef ki Atatürk kurtarana kadar neler olmuş neler. Hangi kanunla Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemiler işletme ve ticaret yapmak Türk vatandaşlarının ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanınmıştır ifadesi arkadaşlar bize kabotaj kanunu hatırlatır. Buraya da hemen kabotaj kanunu yazalım. Yine kısa ve net bir bilgi. İnkılap tarihi genelde böyle arkadaşlar. Kısa ve net bilgi içerir. Biliyorsak yaparız, bilemiyorsak maalesef çok da yorum yapacak durumumuz yok. Saltanat ve hilafetin kaldırılması, medreselerin tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi ilke doğrultusunda yapılan inkılaplardandır? Aklımıza hemen laiklik ilkesini getirir arkadaşlar. Laiklik ilkesi diyelim. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ilkesi esasına göre hepsi ayrılmış, kapatılmış. Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözünü hangi muharebede söylemiştir? Tabii ki ölüm kalım meselesi anlamında Sakarya Meydan Muharebesidir arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi. Evet, bu sözü Sakarya Savaşı ile ilişkilendirin arkadaşlar. Muhakkak sınavlarda geliyor diyelim. Geçelim diğer sorumuza. 8. sorudayız. Hangi antlaşma ile Batum Gürcistan'a bırakılarak Misak-ı Milli'den ilk taviz verilmiştir? Evet, ilk taviz Misak-ı Milli'den arkadaşlar Moskova Antlaşması'yla maalesef buradaki Batum Gürcistan'a bırakılıyor. Herhangi bir savaş yapılmadan. Dolayısıyla bu antlaşma Moskova Antlaşması'ydı arkadaşlar. Evet, aynı zamanda Misak-ı Milli'den ilk tavizin verildiği buradaki Batum'la Moskova Antlaşması olduğu bilgilerini de bir arada tutun arkadaşlar aklınızda. Diğer sorumuza bakıyorum. Misak-ı Milli kararları ilk kez ne zaman ve kim tarafından kabul edilmiştir ifadesi arkadaşlar. Tarih olarak 28 Ocak 1920'de
yine Meclisi Mebusan tarafından kabul edildi arkadaşlar. Meclisi Mebusan. Evet, tarihini ve kabul eden kişi ve kurumu söylemiş olduk. Geçiyorum diğer sorumuza. Trakya savaşsız olarak hangi antlaşmayla kazanılmış oldu? Evet, biz de tabii ki hep kaybedecek değiliz ya. Ufak tefek de olsa kazandığımız, savaşsız kazandığımız topraklar var. Arkadaşlar, Trakya'yı biz savaşsız olarak Mudanya Ateşkes Antlaşması ile kazandık. Hemen yazalım. Mudanya Ateşkes Antlaşması diyoruz. Evet, 11. soruya bakalım. Geçiyoruz diğer sorumuza. Milli mücadelenin gerekçesi olarak bilinen milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Hangi kararı hangi kongrede bildirilmiştir? Arkadaşlar, daha Amasya, Samsun'a çıktıktan sonraki ilk adım olan Amasya genelgesinde söylenmiştir arkadaşlar bu. Onun için ta baştan söylenmesi gerekiyor. Çünkü Amasya genelgesindeki bu milletin bağımsızlığını ve yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır demek, bize bizden başkasının faydası yok demek işin tabiri caizse. Dolayısıyla en başta Amasya genelgesinde söylemiş Atatürk bunu. Meclise yönelik yapılan ayaklanmaların sebebi nedir arkadaşlar? Bu insanlar niye ayaklanıyordu? Çünkü Anadolu hareketini etkisiz hale getirmek istiyorlardı. Mustafa Kemal ile birlikte başlatılan Anadolu hareketini yazalım arkadaşlar. Anadolu hareketini etkisiz hale getirmektir diyelim. Durmadan meclise karşı isyanlar var Anadolu'nun değişik kısımlarında. İşte bu da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasını, Anadolu hareketini etkisizleştirmekti arkadaşlar en büyük amaç. 1921 Anayasası'nın dayandığı temel ilkelerden 3 tanesini yazınız. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki milli egemenlik var. Bir savaş anayasası ama bu ilkelerden milli egemenlik var. Tek meclis var. Ve güçler birliği var arkadaşlar. Evet, güçler birliği diyelim. Bu da yasama, yürütme ve yargı, güçler birliği var. O zaman güçler ayrılığı yok arkadaşlar. Hepsi mecliste bulunacak şekilde ayarlanmış o zamanki anayasanın özelliğine göre. Birinci Yunan Savaşı'nın sonuçlarından 3 tanesini yazınız. Evet, biraz önce dedik ya, düzenli ordunun kazandığı ilk savaş Birinci Yunan'ı. Peki sonuçlarından neler var, neler yok aklımızda kalan? Birincisi, Londra Konferansı'na TBMM hükümetinin çağrılması. Evet, TBMM hükümeti Londra Konferansı'na çağrıldı. Tabii başarılı olunca ister istemez sizi adam yerine koyuyorlar. Tabii ki konferansa çağırıyorlar. Bir diğeri, milli mücadeleye olan inanç arttı arkadaşlar. Başarılı olunduğu için milli mücadeleye olan inanç arttı diyelim. Bir diğeri de İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri sağlandı. Dolayısıyla önceden bizi parça pinçik etmeye çalışıyorlardı. Baktılar ki 1. İnönü Savaşı'nda orduları yenildi. O zaman İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri sağlandı. Evet, bu şekilde İnönü Savaşı dedik ya, zaferle sonuçlanınca ister istemez lehimize olan kararlar, sonuçlar ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. 15. soruya bakıyoruz hemen. 15. soruda Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM'nin kazandığı ilk siyasi başarı ve imzalamış olduğu ilk antlaşma hangisidir ifadesi var. Arkadaşlar, Doğu cephesini kapatıyor. Doğu savaşları kapanıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz anlaşma Gümrü Antlaşması arkadaşlar. Ermenilere karşı kazanılan bir başarı. Dolayısıyla buraya da Gümrü Antlaşması yazalım.
Evet, Doğu cephesindeki savaş sonlanıyor. TBMM'nin kazandığı ilk siyasi başarı ve imzalamış olduğu ilk antlaşma arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bunların hepsi Gümrük Antlaşması'nda toplanıyor özellik olarak. Diğer sorumuza bakalım. Yeni Türk Devleti'nin siyasi alanda yaptığı ilk inkılaplardan 3 tanesini yazınız. Arkadaşlar bunun birincisi Cumhuriyet'in ilanı. Hemen yazalım. Cumhuriyet'in ilanı. Bir diğeri halifeliğin kaldırılması. Ve bir diğeri de saltanatın kaldırılması. Evet, bu da yeni Türk Devleti'nin siyasi alanda yaptığı inkılaplardan 3 tanesi, hatta birkaç tanesi diyebiliriz. Atatürk'ün taviz vermediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tutmak istediği iki temel ilke hangisiydi arkadaşlar? Hatırlayın. Birincisi cumhuriyetçilik. Diğeri de laiklikti. Bu iki ilke Atatürk için çok önemliydi arkadaşlar. Dolayısıyla taviz vermediği ve siyasi partilerinin hep dışında tutmuş olduğu iki ilkeydi bu. Cumhuriyetçilik ve laiklik. Kurtuluş Savaşı'nda TBMM hükümeti ile Fransa ile hangi anlaşmayı imzalamıştır? Hangi anlaşmayı yapmıştır arkadaşlar? Ankara Antlaşması. Bakın, TBMM ile Fransa arasında yapılan anlaşmanın Ankara Antlaşması olduğunu unutmayın. Evet, 19. soruya zaman hızlı akıyor. Sorular da tabii hızlı geliyor peş peşe. 19. soruda İtilaf Devletleri'nin bu maddeyle amaçladıkları şey nedir? Evet, Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre sınırların korunması ve iç güvenliği sağlanması için gereken birliklerin dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek. Bakın, orduyu dağıtıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir ülkenin ordusunu dağıtmak onun elini kolunu bağlamak demektir. Peki İtilaf Devletleri'nin bu maddeyle amaçladıkları neydi? Tabii ki Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü kısıtlamak. İstediği zaman istediği savaşı yapıp onu yenmek. Dolayısıyla tek cümleyle Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü kısıtlamak ve elinden almak diyelim. Evet, ordusu olmayan, silahı olmayan bir devlet olur mu? İşte İtilaf Devletleri'nin amacı da buydu arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Fransız ve Ermenileri Mondros Ateşkesi'nden sonra Çukurova bölgesini işgal üzerine Klikyalılar Cemiyeti kurulmuştur. Bu durum neyi gösterir arkadaşlar? Tabii ki bazı yerlerde hani her şeyi devletten bekleme derler ya. Halkın işgallere karşı duyarsız kalmayacağını. Yani orayı buradaki Ermenilerle Fransızlar işgal ederse biz halk olarak buna karşı koyacağız demektir. Dolayısıyla halkın yapılan işgallere karşı duyarsız kalmayacağını gösterir. Evet, 21. sorudayız. İstanbul Hükümeti temsilcisinin TBMM'nin baş temsilcisi Türk milletinin asıl temsilcisidir dediği toplantı hangisidir? Tabii ki birlikte gittikleri Paris Konferansı arkadaşlar. Buraya da Paris Konferansı yazalım. Evet, iki başlılığı ortadan kaldırmış. Dolayısıyla TBMM'nin temsilcisini buradaki Türk milletin asıl temsilcisi olarak kabul etmiş. Osmanlı padişahının gönderdiği temsilci. Dolayısıyla ikiliği ortadan kaldırmış ve oradan da karlı çıkılmış. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Arkadaşlar, bu halkçılığı bize hatırlatır. Buraya da halkçılık ilkesi diyelim. Evet, burada da görüldüğü gibi arkadaşlar, bakın size direkt buradaki genelgelerin oluş sırasını ve tarihini verdim.
Bakın bu tarihleri muhakkak bilin. Burası çok önemli. Bunu direkt ben yazmadım. Hazır yazılmış olarak size verdim arkadaşlar. Şimdi böyle soru muhakkak soruluyor. Genellikle bu Mondros Ateşkes olsun, ne bileyim Sevr Anlaşması olsun, TBMM'nin açılması, kongrelerin sırası vesaire. Bunlar muhakkak kronolojik sıra olarak soruluyor arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nin bakın 22 Haziran 1919, Sivas Kongresi'nin 4-11 Eylül 1919 arasında, Erzurum'un 23 Temmuz 7 Ağustos. Bakın yine birkaç hafta sürüyor görüyorsunuz ama yılları hep aynı. Mondros Ateşkes Antlaşması onlardan hep önce, Birinci Dünya Savaşı sonunda. TBMM'nin açılması bunların en sonunda. Şimdi bakın yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması nasıldır şeklinde bir soru veriliyor arkadaşlar. Yani biz şimdi şu tarihleri biliyorsak, bu olayların tarihlerini biliyorsak sıraya koymak artık çocuk işi olacak. Dolayısıyla bunların en önemlisi, en başta geleni arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması görüyorsunuz 30 Ekim 1918 yıldan dolayı bir. Onun için şöyle bir 4 yazalım. Ondan sonra arkadaşlar 22 Haziran buradaki yazın başına dönüyoruz. Amasya, Samsun'dan sonraki ilk genelgenin yapıldığı yer 1. A, E, S zaten Amasya, Erzurum ve Sivas. Bu kodu unutmayın arkadaşlar. AES kongrelerin sıralaması. Tarihlerini de size vermiş bulunuyorum. Ondan sonra da Erzurum var arkadaşlar. 1, 2, 3 numarayı da öyle yazdık. Daha sonra buradaki Erzurum'dan sonra Sivas Kongresi geldiği için 2 numara diyoruz. Ve sonra en son TBMM'nin açılması 5 numaralı olay. Dolayısıyla kronolojik sıraya koymak artık çocuk oyuncağı olsa gerek. Ama önemli olan onların tarihlerini biliyor olmak arkadaşlar. Diğer sorudayız. Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa'nın yerine Batı cephesi komutanlığına kim atanmıştır? Evet, 1. ve 2. Yunanlı zaferlerini de kazandı yani düzenli ordu. İşte o komutan o zamanın Dışişleri Bakanıydı. Daha sonra da Batı cephesi komutanı oldu. İsmet İnönü arkadaşlar. Evet, İsmet İnönü atanmıştır diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hem bu yıl hem de 9. sınıfta da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Özel Öğretmen kanalımızdan ayrılmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.